Alanya balık halinde artan hareketlilik fiyatlara nasıl yansıdı? 1 Eylül'de balık avlama sezonunun açılmasının Alanya balık haline etkisi ise esnafın yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Henüz Karadeniz'den hamsi ve türevleri gibi küçük balığın gelmediğini söyleyen esnaf, vatandaşın talebinin levrek ve çupraya daha fazla olduğunu aktardı. 1 Eylül itibariyle avlanma yasağı kalkmıştı ve balık sezonu açıldı. Peki balık sezonunun açılması Alanya'daki balık pazarı nasıl etkiledi? Fiyatları sizler için araştırdık. Gelin hep birlikte bakalım. Has balıkçılık dükkanı sahibiyim. Fevziye Hanım, sezon açıldı. Evet. Alanya balık pazarında durumlar nasıl? Valla durumlar çok şükür hareket var. Balık çeşitlerimiz çoğaldı. Durumlar birazcık hani böyle daha indirimli. Biz de buna göre seviniyoruz yani satışımız oluyor. Yani önceki günlerde 10 kişi gelse şimdi 35 kişi geçiyor. Yani şükür birazcık hareketlilik başladı. Şu an birazcık biz memnunuz şu durumlardan. Peki hareketlik başladı. Tezgahları nasıl yansıdı? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar tabii levrek çupralarda yükselme var. Öyle. Hani levreklerde bu hafta iki kere birazcık bir fazlalık oldu. Ama gene de en çok yani levrek çupra gidiyor. Yani şu an küçük balık çok fazla gelmedi daha. Karadeniz'den balığımız gelmedi şu anda. Levrek çupranın kilosu ne kadar satıyorsunuz bu hafta? Şimdi 40'a var, 50'ye var. Yani çeşit çeşit mesela toprak havuz çupralarımız var mesela deniz. Hani besleme var. Onlar farklı. Beslemeler mesela 30'dan başlar, 50'ye, 40'a kadar, 45-50'ye kadar gidiyor. Büyüklüklerine göre. Aynen, büyük küçüklere göre değişiyor yani. Satışlar yerlilere göre değil, yabancılara göre artıyor. Yani her çarşıya giren, balıkhaneye giren her 10 müşteriden 7'si yabancı. Satışlar iyi aslında ama yabancılara göre. Yani yerliler halk balığı seviyor, yani ucuz balık. Küçük balık, Karadeniz balıkları. Ucuz balık seviyorlar. Onun için etkiler elbette ekonomiyi değiştirebilir ama büyük ölçüde olacağını sanmıyorum. Çünkü yerli girmiyor balıkhaneye. Peki Alanya halinde en fazla hangi balık satışı? Şu, ya bugün için mi yoksa sezona göre mi? Sezona göre de değerlendirebilirsiniz. Sezona göre hamsi istavrit. Hı hı. Bugünlere göre çupra levrek. Kilosunu kaçtan satıyorsunuz? Şimdi ya halkın ekonomisine göre bize bir gelişi vardır. Her bir malın değeri vardır. Bize gelişine göre biz de ona göre hareket etmek zorundayız ama tabii o fiyatlarda ona göre halka çekerek, indirerek vermeye çalışıyoruz. Halkın da alabileceği balıklar var. Ona göre hareket ediyoruz. Mustafa Bey, işler nasıl halde? Şükür. Bu zamanda bu kadar olur yani. Zaten Alanya'nın yerel balıkçıları getiriyor bize genelde balığı, Öz Akdeniz olarak. Bu yasaklık zaten büyük teknelere, trol, gırgır gibi balık avlayanlara yasaktı. Onlar tabii şey yapınca büyük şehirlerde balık geliyor yani çoğalır. Balık fiyatları nasıl? Ya her şey pahalandı zaten. Balık da biraz pahalandı. Ete göre ucuz da tavuk gibi yani. Şu an haldeki en pahalı balık ve en ucuz balık nedir? Ya 20 liranın altında balık bulamazsın. 140'a kadar gidiyor. Lagos var. 140 liraya kadar gidiyor. Mercan var 120. Diğerleri 50, 60, 30, 40. Öyle. Satışların iyi olduğunu söylediniz. Alanya'daki vatandaş en çok hangi balık türünü tercih ediyor? Vallahi en iyi balıkları yiyorlar. Ucuz balığı yiyen yok. Mesela nedir efendim en iyi balık? Genelde mercan, lagos, bu türleri karakulak var. Çupra levrek. En ucuz balık yiyen çupra levrek yiyor. Küçük balıkları yiyen yok. Yani palamut var, kuzu balığı var. Bizim Alanya'nın en meşhur balıklarında kılçığı yok. Mevsimi de millet onu yiyor yani. 50 lira kilosu kuzunun. Palamut 30 lira. Öyle ufak balıklar da var. Gördüğünüz gibi şekilde şeyler. Karagöz falan çıkıyor. İşte öyle. Haber kuçuk yok.